Simülasyon Türk'e hoş geldiniz arkadaşlar. Car Mechanic Simulator 2015'te geçtiğimiz bölümde Mercedes 300 seri toplamıştık, tamir etmiştik. Şimdi 560 SEC modelini tamir edeceğiz. Ben dün gece girdim, hani bir bakayım dedim tekrar. Belki iş çıkar diye. Bekledim biraz. Birkaç işi iptal ettim, reddettim falan. Bekledim. Çıktı sonunda, hemen tamir ettim. Aldım atölyeye. Başladım bir şeyler yapmaya da bayağı işi var. Ve yani yeni geldiği için derece Türkçe çevirisi tam değil. Bazı parçaları falan göremiyorsunuz, bulamıyorsunuz ve test etmeniz gerekiyor. Bir bayağı da araba dağınık geldi bana. Bildiğinizden hani uğraşacağız. Bakalım neler olacak bilmiyorum. Hani bir kısmını yaptım, basit olanları. Yağını değiştirdim, yağ filtresini falan değiştirdim. Daha sonra ne yapmıştım ya? Fren kaliperi falan, disklerini falan ayarladım. Baltaları değiştirdim. Başka bir şey yapmadım. Vites kutusunda sıkıntı var. Bayağı bir problem var arabanın, ayıptır söylemesi. Şöyle duruyor, görüyorsunuz. Ya şimdi şöyle O'ya basarsak, şimdi motor gücü eksik diyor, bulamıyorsunuz ama bulacağız işte yaparken. Sanırım yani birkaç güncelleme geldi bu. Güncelleme çıktıktan sonra, bu DLC sürümünün güncellemesi çıktıktan sonra, ama neler giderildi hani tam emin değilim çünkü bu yeni bir araç, eksikleri olabilir, hani hatası olabilir görsel olarak. Yani o parçayı mesela burada şimdi şöyle yapıyorsunuz ya, hani böyle size göstermeyebilir arkadaşlar, kırmızı olmayabilir, hani böyle hatalar olabilir. Yani şimdi yağ filtresini değiştirdik, aslında çıkardığım için öyle görünüyor şu an. Devir daim pompa kasasında falan bunu değiştirdik işte, bu bunları şimdi takacağız. Vites kutusuyla alakalı şeyler, trigger parçaları falan. Fren baltası değiştirdik. Genel vites, debriyaj baskı plakası falan. Bir sürü iş var. Yani bildiğiniz burada arkadaşlar, hani bunu sökeceğiz yani. Bütün şeyi yapacağız biz. Yapacak bir şey yok. Vallahi bayağı egzoz tam burada da yani. Sökersek ne olur bakalım. Ya sökeceğiz gerçi de. Şimdi çıktı mı? Çıkmadı mı? Burada da var, tamam. Çekelim onu da. Ya keyifli bir iş. Sıkıntı yokmuş bunda. Yani acayip keyifli bir iş arkadaşlar bu. Ama dediğim gibi böyle bayağı bildiğiniz uğraşıyorsunuz ve sizi şey yapıyor. 3 o arızalı ya. Şu. Bak şimdi arızalı bu, ben biliyorum, bak göstermiyor ama küflenmiş adam, görüyor musun, paslanmış. Fren kaliperini bak çıkarırsak şimdi göreceksiniz. Ne diyor? %14. Bir fren kaliperi daha alacağız yani. Tamam, alırız, sıkıntı yok. Benzin deposu falan. Ben bildiğin arabayı söktüm yani. Ya bundan çıkaracaksınız onu çıkabilmek için de. Test kutusuna sökeceğim. Şu an gitti mi? Gitti. Sıkıntı yok. Aa, şurada varmış. Debriyaj baskı plakası. İşte dedi, bulduk. Debriyaj atı alacağız. Debriyaj baskı plakası alacağız. Bir tane fren kaliperi alacağız. Bunu çözeceğiz. Ne var? Bu debriyaj plakası da sanırım yok. Debriyaj plakasına sıkıntı. Olan arkadaşlar. Yani bildiğiniz şu an arabayı sökmüşüm, her şeyini görüyorum. Volan. Yani olay bu. Car Mechanic Simulator'da arkadaşlar. Debriyaj tam vardı lan orada, bir dakika. Debriyaj baskı plakası vardı da biz yanlış şey aldık galiba sanırım. Yani şimdi bir dakika. Debriyaj plakası, wow, yanlış aldık. Debriyaj baskı yatağı alacaktık. Oluyor böyle. Niye oluyor? Ya çünkü tablet yok. Tablet olsa hemen direkt arkadaşlar alacağız. Hani dedik işte arabanın da sıkıntısı var yani, bildiğiniz. Test edemedim mesela ben bu arabayı. Çünkü arkadaşlar
Test edemiyoruz. 2. Çünkü test edemiyorsunuz. Araç bayağı dağılmış şekilde bırakıldı bana. Ben de iyice dağıttım. Hatta bir yer vardı, ona da gönderdim. Uğraşamayacağım dedim falan. Hani olmaz yani. Ya tamam, o zaman bu gitti ya. Yani bu sıkıntı gitti. Motorun içinde bence bir sıkıntı var şimdi. Ona bakacağız. Ay Allah ya. Tamam. Tamam. Şimdi ön yay. Tamam, takacağız ya. Sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir O'ya bakalım ne olmuş. Tamam, bu gitti genel vites. Kötü fren performansı. Bulacağız o parçalar acı. Trigger parçalarını değiştir. Motoru sökeceğiz yani burada arkadaşlar. Yağ vites tamamdır zaten, biliyoruz onu. Şimdi motoru sökeceğiz, tamam mı? Söküyorum, hazır mısınız? Başlıyorum sökmeye. İndireyim ben bunu. Öyle bakalım. Bu arada rigging rol çekilişine katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bunda sıkıntısız... Aa! Bunda sıkıntı varmış. Tıt 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 tıt. Nerede o? Oha, ne? Ne malzeme varmış lan bende. Bunları onarabilme imkanınız da var, biliyor musunuz? Ignition wires alacağız. Tamam. Bunları onarabilme imkanınız da var. Masada. Öyle bir oyun yani bu. 300 selin arkadaşlar. Tamam, aldık bunu da, tamam. Bunu da bir sökelim bakalım. Şimdi bak, gördünüz mü? Size göstermiyor ama arızalı. Bunu da söküyoruz. Bu nasıl durumun? Tamam, sıkıntısız. Şunu da, tamam, sıkıntısız. Bunu da sökelim. Bildiğim motora bak ya. Güzel motormuş yalnız. 560 sek. Bunu da sökelim. Manifold'u da, hadi bakalım. Oyun hala indirimde, satın alabilirsiniz. Bunu da sökelim. Alanlar falan olmuş gerçi. Daha DLC gelecek arkadaşlar. Hani bunlar oyunu bitirmezler muhtemelen ama tren mekanik çıkacak zaten, yine söyleyeyim. Yani birkaç DLC daha gelecek bunlar. Çünkü ya yeni bir şeyin çıkmasına gerek yok. Ne koyacaksın yani? Değil mi? Ne koyacaksın ki? Bildiğin söküyorum ya. Bildiğin. Oo. Yandık yandık, kıvık kayış. Bunları sökmüştüm hatta. Değiştirdik ya. Devi Dime pompasını almıştık işte. Şunu da bir sökeyim. Zamanlama zinciri alacağız arkadaşlar. Hemen aldım. Dedim işte bak orada. Çıkarıyor işte bize bak. Al. Göstermiyor ama bak şimdi bakalım. Ha, şimdi biz buluyoruz parçaları. Vay anasını be. Ay. Şunu da bak mesela. Bu da sıkıntılı. Evet. Bunu da alalım. Arkadaşlar. Cam. Cam gir. Ve... Sen niye çıkmıyorsun lan? Bir tane daha mı? Aa, tamam. Baby. Tamam. Şu ateşleyici ne diyor? Kontak ateşleyici makarası. Oha, bu da mı? Arkadaş, nerede kullandın siz ya? Araba üretildiğinden beri bu galiba bakıma falan girmedi yani. Bildiğin Urda'ya çevirmişler arabayı.
Bir de yeşil renge bak ya. Saçma sapan renkler geliyor yani, biliyor musunuz? Kontak distribütörü de mi arızalı diyeceğim, değilmiş. Ignition. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi bunlar da var bak, sıkıntı. Bir dakika şimdi bu nasıl, bir dakika. Şarj dinamosunda da sıkıntı yoktu ya, görünmüyor yani. Tamam, manifoldu da çıkar. Çıkar arkadaş, çıkar çıkar. Sök. Sök 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 sök. Bu da arızalıdır %100 bak. Bunlar arızalı. Bak gördün mü Twink şey. Arızalı yani onların hepsi. Şu an o komple o motorun bak o kısmı arızalı. Şöyle alıyorum arkadaşlar. Nasıl toplayacağız? Bakalım hadi bakalım. Kısmet. Bak bu trigger bu kayış var ya, bu zincir V8'in bak, o da komple arızalı mesela bence. Bu ne? Timing Chains Pocket, 2 tane bu. 3 4 5 6. Maşallah. Timing'le alakalı ne varsa alın arkadaşlar. Geldiğinde. Şimdi yani şu da arızalıdır. Tamam, bu da arızalıdır. Bunda bitmiş, ölmüş. Arkadaş, camshaft maf var mı? Yok. Tamam, bizimkiler bu zamanlama zincir. Tamam, aldık bunu, aldık bunu, aldık. Devdaim pompa, yeni motor, yağ filtresi. Tamam, bizde zaten bunu da aldık. Tamam. Fren balası sökeceğiz arkadaşlar. Bu vardı, tamam aldık. Bir tane daha bulacakmış demek ki. Motor gücü eksik. Tamam. Yani garanti burada bir sıkıntı var. Bu manifold egzoz şeyini tekrar sökelim. Tabii toplaması kolay aslında. İşte arıyorsunuz ya, bekliyorsunuz sonuçta. Zamanınız gidiyor. Tamam. Ya hidrolik direksiyon pompası. Tamam. Ya şimdi var ya bak, ben bunu sökmemek için inat ediyorum bu şeyleri. Sıkıntı burada bir yerde. Ya yokmuş, tamam onda. Bildiğin sanayi çevirdik gibi. Sökmediğim bir yer var mı diye bakıyorum hala. Bujilerde sıkıntı olabilir beyler. ABS'de sıkıntı yok ya, olsa söylerdi. Bildiğin dağıttık motoru. Crank mini yatağını da söküyorum arkadaşlar. Söküyoruz, söküyoruz, söküyoruz. Piston, daha piston çıkaracağız oradan. Aman tanrım, bujiler çıkacak. Piston çıkacak. Bujiler çıkacak. Şunu da crank mini yatağını tekrar. Bunu çıkarmadan olmaz o ya. Ay bir test sürüşü falan yapsam yani. O yüzden şöyle bir işe bakayım ben, ne var. Belki onunla yaparız. Bir 568 daha varsa 4x4 de yapacağız, toplayacağız bundan sonra. Şu kalacak öyle galiba bir 5-6 ay. Yapamayacağız onu. Bujileri çıkartalım arkadaşlar. Bujiler.
Oo, bunu da söküyoruz. Ve söktüm. Bunu da bujiden çıkartacağım. Bunu da sökeceğim. Bir V8 motorunu bakın. Yani Mercedes-Benz 560 SEK lisanslı modeli, hani bak, bu motoru söktüm. Tamam mı? Pistonu da çıkarttım. Piston nasıldı ya, bir dakika. Ha, sıkıntısız ya, tamam. Tamam, piston da çıkardım. Piston düştü müştü de yok. Tamam mı? Hepsi emniyette. Evet. Ya diyorum, hani tekerleği sökmeden halledebilir miyiz diye de olmuyor. Sök sök kardeş, sök sök sök. Sök ya, hiç elini korkak alıştırma. Sök, bunu da sök. Nasıl sökmek bedava nasılsa. Sök bunu da sök 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 sök. O parçayı bulacağız işte, motor gücünü eksik çalışmasını sağlayan, hani motoru yavaş çalıştıran bir parça var. Bunu buraya zaten süre süre getirmişler arkadaşlar. Volkan, ha, sıkıntı yok yani. Şimdi bunun şu crankshaft'ı. Yok, sıkıntı yok. Haydi, ne yapacağız şimdi? Hayır, bu motor bölümüne ulaşılır diyor da yani. Biz bildiğini ayırdık zaten bunu. Aman tanrım ya. Evet, motoru da çıkardım. Ah, orada bir sakatlık varmış bak. Tamam. Akü olmasın lan, boş, dolu, fren servisi. Aa. Ya şu an gördüğünüz gibi motora dair bir şey yok. Aa, bu ne lan? Yakıt filtresi diyor. Sıkıntı yok. Fren baltası alacağız. Havalı fren diski alacağız, tamam mı? Onu da alalım arkadaşlar. Fren balatasıyla balatası, havalı fren diski aldık, tamamdır. Başka şöyle bakalım, bunlar sıkıntı var mı? Vardır muhtemelen. Ya motor gücü arkadaşını diyeceğim. Komple söktüm ben çünkü orayı. Yani bir şey olmaması gerekiyor da. Size de her şeyi aktarmaya çalışıyorum da hani böyle görün diye. Yani şu an gördüğünüz gibi motora dair bir şey yok. Tamamen boş. Ana, boş motor. Dur şöyle bir foto alayım. Sökeyim bunları da. Ya bildiğin böyle bir şey olabilir mi? Bu ne lan? Arka motor. Mazot oğlum, arkada yakıt. Aa, bu ne lan? Bir dakika. Bozuk 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 ya. Allah'ım, aç kapağı. Kaldır kaldır. Arkada yakıt deposunda sıkıntı var.
Benzin pompası. İşte bu. Bulduk arkadaşlar. Benzin pompası. Vay be. Nasıl da buldum hemen. Hemen sanayiye gitmeliyim, bir iş bulmalıyım kendime. Thank you.
Evet arkadaşlar, hani bayağı uzun sürdü bu aracı tamir etmek. Çünkü çok şey vardı, motoru baştan sona söktüm. Söktüm, hasarlı parçaları tespit ettim, taktım, yenisini taktım, aşama aşama hepsi takmam gerekti falan. Bildiğiniz hani uğraştık. Ben bu kadar hani uğraşmamıştım bir araçla. Harbiden hani sanayiye gitsem şimdi işe başlarım zaten. Yani bir de öyle takıyorum ki, öyle söküyorum ki, yani adli hesabı yok yani bildiğin. Şimdi her şey tam. Bayağı birkaç sanki problem var. Ne vardı bilmiyorum. Hallettik onları. Hani şu an sıkıntı yok arabada. Her şey hazır sanırım ya. Yani herhangi bir şey yok, eksiklik falan. Ya yani kaldıramam zaten bu saatten sonra. Şunu şöyle ortaya alacağım. Bir test edeceğim bunu, sonra bırakıp defolup gideceğim yani şeyden. Kayıp parça klip B. İşte ben de onu diyordum. Klip B nerede? Oh. Sonunda bitti. Klip B orada az önce de baktım ama hani sonra dedim belki yoktur falan da hani o kablolar önünü kapatıyormuş onun. O yüzden takamadım, şimdi taktım. Ya çok yordu beni yani, böyle uğraştırdı beni bu. Uykum da var yani, 560 sek yani böyle bir daha binmem de arabaya, bir de binmem ya, böyle şey mi olur? Zaten görürsem yolda lan ne şuraya gideceğim. Evet arkadaşlar, araba bu. Böyle görüyorsunuz. Lan bu arabada sanki bir sıkıntı var gibi. Fazla mı kavuyor anlamadım yani. Biz mi kullanamıyoruz? Evet, bu testi de bitirdik arkadaşlar. Bundan sonra artık bir daha da 560'lık falan demiyoruz. Tekerlemi de değiştirmeye gelsin, reddedeceğim yani o işi. Şimdi 4x4'ü merak ediyorum, onu sökeceğim bir sonraki videoda. Alayım işi zaten bittikten sonra. Hani uzun oldu yani, şu an ben kaydediyorum aslında, kayıt var ya 45 dakika falan. Ama siz kestim tabi, hızlandırdım o kısmı çünkü bayağı hani uğraştırıcı iş. İzlenmez yani. Evet, her şey sıkıntısız bir şekilde var. Tamam, bu arabayı hemen arkadaşlar işi bitir diyorum. 3503 dolar aldık. Başka iş var mı? Şunu reddedelim bakalım ne olacak. Neyse, fazla uzatmayalım ya, ben bunu alayım. Bir sonraki videoda bu 4x4 pickup arabasını arkadaşlar, arabayı tamir ederiz. Umarım uzun sürmez. Yükleme ekranı da maşallah çok uzun sürüyor ya. Şöyle görelim. Güzel güzel. Bunda motor V8 bir sıçtık ya. Üf. Bunda ne varmış? Fren balısı. Yani çok şey yok ya. Tamam, hallederiz. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.